Ankara mikrofonundan herkese merhabalar. Arslanhane Camisi'nin önünden sizlere sesleniyorum. Bugüne kadar çektiğimiz camilerden henüz montajlanıp yayınlanmamış olanları var ancak en azından yayınlananlar açısından söylüyorum. Bildiğiniz her şeyi unutun. Sizi bambaşka bir dünyaya açacak kapıların önündeyiz şu anda. Cami olarak ilk tanıtım videomuz Selçukluların Ankara'yı fethettiğinde ilk camileri olan Sultan Alaaddin Camisi'ydi ve inanılmaz güzel bir camiyi sizlere tanıtmıştık. Şu an önünde bulunduğumuz Arslanhane Camisi ise ondan hemen sonra yapılan ve bu bittikten sonra bütün cuma namazlarının burada kılındığı bir adıyla Ulu Cami. Önünde bulunduğumuz caminin birden fazla ismi var. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Şimdi Ulu Cami neden deniyor? Dönemin ilk cuma namazları Selçukluların Ankara'yı fethettikten sonra yaptığı Alaaddin Camisi'nde kılınırken Arslanhane Camisi yapıp tamamlandıktan sonra cuma namazları buraya alınıyor ve burada kılınmaya başlıyor. Bu özelliğiyle birlikte Ulu Cami adını da almış. Yapım ismi olarak da Ahi Hüsamettin, Ahi Hasanettin camileri olarak isimlendirilmiş. Son haliyle de tamirattan sonra Ahi Şerafettin Camisi'nin adını almış. Şu anki adıyla da Arslanhane Camisi olarak bilinmekte. Caminin bir yapım kitabesi bulunmamakta. Ancak içerideki minberin üzerinde bir tamirat kitabesi yer alıyor. Bu tamirat kitabesine göre de 1290 yılında tamir ettirilmiş ve bugünkü halini almış. Şu an önünde bulunduğumuz yapının son hali 1290 yılında verilmiş. Burada camiyi tamir eden isim olarak Dülger Ebubekiroğlu Mehmet ahşap ustasıymış kendisi. O zamanki caminin ana hatları zaten ahşap ve çatısı da topraktan oluşan bir camiymiş. Sonradan bu çatılı cami halini alıyor. Gün geçtikçe zaman içerisinde yapılan tadilatlardan sonra Dülger Ebubekiroğlu Mehmet'in yaptığı son haliyle caminin büyüklüğü şu an önünde bulunduğumuz hali. Caminin ilk yapımını üstlenen kişiler ise dönemin en ünlü ahilerinden, en büyük ahilerinden Ahi Hüsamettin ve Ahi Hasanettin kardeşler. Bu iki kardeş Ankara'da Sultan Alaaddin Camisi'nden sonra ilk camiyi inşa ettiriyorlar ancak o zaman küçük bir cami olarak yapıyorlar burayı. Bir hayrat gibi düşünün. Çok küçük bir bölümde, çok küçük bir cami olarak. Hani ilk camiden küçük olsun, daha gösterişli olmasın diye küçük tutuyorlar. Fakat daha sonra zaman içerisindeki tahribatlardan dolayı, caminin aldığı hasarlardan dolayı cami yeniden tadilata giriyor. Tadilata girdiği dönemde de Ahi Şerafettin tarafından tamirat yaptırılıyor. Ahi Şerafettin kim diyecek olursanız, Ahi Hüsamettin'in oğlu. Babasının yaptırmış olduğu camiyi kendisi onarımını üstleniyor ve daha sonraki dönemde de kendi ismiyle cami anılmaya başlıyor. Ahi Şerafettin Camisi'nin adı buradan geliyor. Yapının genel hatlarına bakacak olursak imarı da mimarisi de çok değişik bir şekilde ele alınmış. Cami dikdörtgen bir mimaride tasarlanmış. 3 adet kapısı bulunuyor. Yani o dönemde 3 kapısı bulunan tek cami. Daha önce böyle bir çok kapılı cami örneğini görmüyoruz Anadolu'da. Yapı itibariyle de alt tarafta kesme taşların üzerine üstüne moloz taşların örülmesiyle yapılmış. Aralara 3'er sıra tuğlalar ve 2'şer sıra da ahşap sütunlar eklenmiş. Bu ahşap sütunlar ve tuğlalar da depreme karşı dayanıklılığının arttırılması amacıyla aralara konulmuş. Bir diğer özelliği camimizin eski Roma ve Bizans döneminden kalan sütunların ve süsleme unsurlarının tamamen korunarak caminin inşası içerisinde kullanılması. Duvarlarının pek çoğunda, kenar kirişlerde, işte biraz sonra göstereceğim minarenin yapımında bu eski Roma ve Bizans dönemine ait süsleme ve taşlar kullanılmış. Daha önce size Sultan Alaaddin Camisi'ni anlatırken orada da bahsetmiştim. Mimarlar o dönemde kendisinden önceki mimarların sanatlarına hürmeten bunları bozmuyorlar, atmıyorlar, herhangi bir şekilde bunları ötelemiyorlar. Bilakis kendi sanatlarının içerisinde, kendi inşalarının içerisinde kullanarak buranın esasında ne kadar da hoşgörülü bir yer olduğunu, kendisinden öncesini inkar etmediklerini gösteriyorlar. Şimdi bahsetmiştim Sultan Alaaddin Camisi'nden sonra Arslanhane Camisi, yani Ahi Şerafettin Camisi yapılmış diye. O dönemde yapıların küçük olmasının sebebi, İkinci caminin yapımının küçük olmasının sebebi bölgede çok sayıda kilise var. Burada hemen aşağımızda bir Yahudi mahallesi var. Hiçbir şekilde yaşamlarına müdahale edilmemiş. Hemen arkamızda kiliseler var. Onların da hiçbir şekilde yapılarına müsaade edilmemiş.
Sadece o dönemde yapılan tek uygulama, mesela kilise çanlarını çaldırmamışlar. Hani bir Müslüman mahallesinde veya Müslüman ülkesinde kilise çanlarının çaldırılmasına müsaade edilmemiş. İlk dönemler tabii ki müsaade edilmiş ama daha sonra onların da İslam'a geçmelerini teşvik etmek amacıyla kilise çanları bir süre sonra susturulmuş. Keza buradaki yapıların da onlara saygı duyan şekilde yapılmasının sebeplerinden biri budur. Böyle bir iç içe yapı var ki, onların da tarihlerine, onların da sanatlarına ne kadar hürmet edildiği, saygı duyulduğu ve bir arada yaşanılmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bu eserler buralarda kullanılmış. Biz bunların hepsini fotoğrafladık. Diğer sosyal medya hesaplarında bu fotoğraflarımıza da yakından göreceksiniz. Şimdi yapının bir diğer özelliği üç kapısının olması demiştik. Yapı tam yokuş aşağı bir bölgede kurulmuş. Şerafettin Camisi'nin bu bakımdan diğer camilerden farkı da kot farkı. Caminin bir bölümü yüksek, bir bölümü alçak, ancak simetri öyle bir oturtulmuş ki camide herhangi bir şekilde bunu hissetmiyorsunuz. Hemen kuzey, batı ve doğu kapılarından bahsedeyim size. Kapıların özelliklerinden kapıların ikisi tuğla örme sistemiyle yapılmış. Örme tuğla ve içerisinde çok renkli çiniler kullanılmış. Diğer kapılarda daha önce çini kullanıldığını görmemiştik. Biraz sonra yakın çekimde size bu çinelerden bahsedeceğim. Asıl bahsetmek istediğim kapı en yüksekte olan ve ta caminin tavanına kadar uzanan mermer yapısıyla bir kapı. Bu kapı hünkâr mahfiline çıktığı bilinen bir kapı. O dönemde hani biraz önce bahsettim ya, insanlar bir arada yaşarlarmış, hani herkese saygı varmış, hiç kimse kimseyi ötelememiş, bir arada birlik içerisinde yaşamışlar. İşte burada İslam'a özendirme amacıyla çok görkemli bir kapı yapılmış ve o dönemde Sultan Mesud döneminde de o kapıdan içeriye girilerek hani namazlar kılınsın, hünkârın oradan girdiğini görsünler, bu ihtişama hayran olsunlar, onlar da bize özensinler, bizim gibi yaşamaya çalışsınlar ve Müslüman olsunlar diye. Temel mantık bu. Fakat kapıyı şimdi biraz sonra gösterdiğim zaman ihtişamına siz de hayran olacaksınız. Bugüne kadar gelebilmiş, 800 küsur yıldır ayakta kalabilmiş bu mermer kapı gerçekten çok ihtişamlı. Şimdi dilerseniz kapıları öncelikle size göstereyim çünkü içeride inanılmaz şeyler göreceksiniz. Çok güzel şeylerden bahsedeceğiz içeride. Şimdi kapıları genel hatlarıyla görelim, minaremizi görelim. Daha sonra da caminin içerisine hep birlikte inceleyelim.
taç yapı şeklinde inşa edilen bu kapı diğer iki kapıdan çok daha farklı ve yapının yokuş aşağı bir yerde yer almasından dolayı en yüksekte bulunan kapı. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Şu anda çatısına kadar caminin uzanan geniş, büyük, görkemli bir kapının önünde bulunuyoruz. Hünkar kapısının delinmesinin sebebi dönemin sultanları ve ordu komutanları namazlarını eda etmek için bu kapıdan girerlermiş. Bulunduğu kapının baktığı nokta tamamen Ankara Kalesi. Bir diğer önemli özelliği bu kapının, bulunduğumuz yokuş yol aslında ordugah yolu. Ordu sefere çıkacağı zaman veya herhangi bir şekilde nöbet faaliyetlerini icra edeceği zaman bulunduğumuz yolu kullanarak kaleyi terk ediyor veya kaleye geri dönüyormuş. İşte hünkâr, padişah, sultan adına ne derseniz bu bölgeyi kullanarak kaleye gidip geldiği için kapımız direkt kaleye bakıyor ve burada da manevi bir atmosfer oluşturuluyor. Ancak kaleye en yakın noktada ama kale surlarının dışında bulunmasından dolayı her kuşatmada, her muhasara döneminde de camimiz büyük hasarlar görüyor ve düzenli olarak yenilenmesi mecburi oluyor. Şu an önünde bulunduğumuz kapı da bu mantıkla yapılmış. Hani biraz önce söyledim ya, işte insanlar hep bir arada yaşıyorlarmış, birbirlerine saygıları varmış, işte bir özendirme yoluyla Müslüman yapma kültürü var. Dinde zorlama olmadığı için o dönemde de insanlarımız kimseyi zorla Müslüman yapmıyorlar. Ancak yaşantılarıyla onları özendiriyorlar. Mesela Ankara fethedildiği zaman Yahudi veya Hristiyan evlerinin Müslüman evlerinden daha yüksek yapılmasına izin verilmemiş. En yüksek evleri, en görkemli evleri her zaman Müslümanlara yapmışlar ki onlar da Müslümanlar gibi yaşasın, Müslümanlara özensinler, bu dini seçsinler ve bu şekilde evlere sahip olabilsinler diye. İşte bu görkemin, bu şaşanın sebeplerinden bir tanesi de bu. Müslümanlar her şeyin en iyisine, en güzeline, en büyüğüne layıktır kültürü. O zaman özendirme yöntemiyle kullanıldığı için burada da devletin gücü itibarı bu şekilde tasvir edilmiş. Diğer kapılardan farklı. Basık kemer örgülü bir mimariye sahip bu kapımızda. Aralarında yine çiniler serpiştirilmiş tuğlaların arasına. Bu çinilerin renkleri mavi, yeşil, siyah, hatta patlıcan moru şeklinde tasvir edilen çiniler de var. Bu renklerin tamamını Selçuklular daha önce Horasan'da kullanmışlar. O zamanki yapılarında bu renkleri görebiliyoruz. Keza Türkmenistan'da yine aynı örneklerini görebilmemiz mümkün. Kapıların üzerinde diğerlerinde olduğu gibi bir kitabe yok. Dikkatinizi çekmek istediğim 3 farklı kapı üzerindeki yuvarlak çini işlemeleri. Zamanla bunlar tahrip olmuşlar. Sadece çok küçük örnekleri kalmış. Bunlar muhafaza edilmeye çalışılıyor. Keza örnekleri bunların diğer kapılarda da birer tane yoktu. Örneklerini arşivlerden artık bulup sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şu an son tadilatlardan sonraki çinilerin mevcut durumu bu şekilde.
Caminin bahçesi içerisinde dönemin ahilerinin, dervişlerin, erenlerinin mezarlarının bulunduğu birkaç örnek var. Şu an yanımızda 3 mezarımız var. Minareye doğru çıkılan noktada 2 tane, bir tane de hemen burayla minare arasında olmak üzere toplamda 6 tane mezarlık var. Buralardaki kitabelerden de çoğu artık silinmeye yüz tutmuş zamanla. Kimler olduğunu bilmiyoruz. Şimdi hocalarımızdan da gerekli malumatı alırız. Bunlar hakkında da küçük bilgi veririm ama bilginiz olsun. Burada yatanlar da dönemin ahilerinin ve dervişlerinin mezarları. Şimdi kabaca dışarıyı tasvir ettik. Binamızın yapısının özelliklerinden bahsettik. Asıl sürpriz bizi içeride beklemekte. İnanılmaz müthiş bir mimari var. Hemen bahsetmek istiyorum. Kapıdan girer girmez 24 adet ahşap sütun üzerinde inanılmaz mükemmel bir ahşap tavan bizi bekliyor olacak. Bu sebepten dolayı ahşap direkli cami, 24 direkli cami gibi isimlerle de anılmakta camimiz. Hani videonun açılışında söyledim, çok fazla ismi var gerçekten. Bu da onun ne kadar kıymetli olduğunu, özelliklerinin ne kadar ön planda olduğunu belirtiyor. Hatta Çinili cami, Çinli mihraplı cami, ejderha gölgeli cami gibi isimler var. Onların da hepsinin tek tek sebeplerini biraz sonra caminin içerisine girdiğimizde sizlere anlatacağım. Dış çekimlerini tamamladığımız camimizin şu anda içerisindeyiz. Cami genel olarak 24 adet ahşap sütun üzerine oturtulmuş. Taban süslemeleri ise tamamen sahte kündekari tekniğiyle yapılmıştır. Kündekari'yi daha önce Sultan Alaaddin Camisi'nde sizlere anlatmıştım. Tamamen geçme ve sıkıştırma yöntemleriyle hazırlanmış. Herhangi bir yapıştırıcı veya çivi gibi unsurlar kullanılmamış. Şu an bu sütunların tamamı ceviz ağacından olduğu tespit edilmiş. Çok sağlamlar. Zamanla tabi renkleri verniklendikçe biraz koyulaşmış. Daha önce daha açık renkteymişler. 24 tane olmasının sebebini çok araştırdık ama kaynaklarda herhangi bir bilgi bulamadık. Büyük ihtimalle Selçuklu döneminde yapılan camilerin tamamında bu rakamların hepsinin bir anlamı olduğu gibi bunda da 24 oğuz boyunu sembol ettiğini düşünmekteyiz. Farklı bir bilgiye şu ana kadar ulaşamadık. Bu sadece benim bir tezim. Büyük ihtimalle her oğuz boyunu sembol eden bir adet sütun burada sizleri karşılıyor olacak. Caminin farklı isimlerle anılmasının sebeplerinden biri de bu direkli cami, ahşap direkli cami. Biraz sonra size mihrabı göstereceğim. Ejderha gölgeli mihrap, işte 3 boyutlu mihrap, çineli mihrap ve bir sürü isimler takılmış zamanında. Bunların tamamını şimdi biraz sonra yakından izleyeceğiz. Hepinize göstereceğim. Cami genel hatlarıyla tek katlı olarak tasarlanmış. Sonradan bir üst mahfil ilave edilmiş camiye. Bu mahfil şu anda kadınlar mahfili olarak kullanılmakta. Son cemaat yeri bu camimizde yok. Cami tamamen dikdörtgen bir mimaride hazırlanmış. Son cemaat yeri bulunmayan dönemin ender camilerinden bir tanesi. Üst kat kadınlar mahfili, şu anda oraya çıkmayacağız. Kimse hani herhangi bir şekilde ziyaretçisi olup olmadığını bilmiyorum. Cami görevlileri geldiğinde bakarız. Eğer boşsa oradan da size bir yayın yaparım. Tavanın özelliğine gelelim arkadaşlar. Biraz önce sahte kündekari demiştim tekniğin adına. Tavanın bir diğer özelliği de mihrap bölgesinde en yüksekte, kenarlara doğru geldikçe de tavan alçalmakta. Böyle bir sanatın yapılmasının sebebi de şu. Cemaat arkasında, imamın arkasında saf tuttuğunda imamın olduğu hiza her zaman daha yüksek, daha görkemli, daha ihtişamlı olarak durur. Burada da tavanı sonuna kadar, caminin bitimine kadar imam hizası tamamen yüksek tutulmuş. Sağ sol kanatlara gidildikçe de tavan alçalmaya başlamış. Bunun da sebebi arkasında namaz kılanın imamdan feyiz almak, onun baş imamlığından faydalanmak. Şimdi hep birlikte iki tane çok önemli içeride eser var. Birisi minber, birisi mihrap. Daha önce Sultan Alaaddin Camisi'nde gördüğümüz minberin bir örneği var burada. Yine oyma ve kündekari tekniğiyle yapılmış. Yine içerisinde astronomi biliminin birçok özelliğini göreceğiz. Güneş sistemi, yıldızlar, gezegenler, bunların tamamı işlenmiş. Sultan Alaaddin Camisi'ne göre biraz daha iyi durumda bir minberimiz var. Hep birlikte şimdi yakından onu inceleyelim. Eşsiz işlemeleri ve orijinal haliyle muhafaza edilen minberimizin yanındayız. İnanılmaz bir işçilik, inanılmaz bir sanat eseri burada söz konusu. Yakından gördüğünüzde neden bu kadar övdüğümü de anlayacaksınızdır. Şöyle söyleyeyim, yapımından bugüne 800 yılı aşkın bir zaman geçse de o dönemdeki ustalığı hala devam ettirebilecek bir el yeteneği bulamamışız maalesef ki. Vakıflar Genel Müdürlüğü sağ olsun bu konuda elinden geleni yapıyor. Sürekli tadilatlara, tamiratlara sokuyor. Bunların hepsi kayıtlı.
resmi evraklı eserler. Ancak yine yılların getirdiği yıpranmışlığın üstünde örneklerini görebiliyoruz. Güneş sisteminden ve gezegenlerden, yıldızlardan bahsetmiştik. Şimdi hep beraber bu iki yana, hem sağ hem sol yana işlenmiş olan bu güneş sistemi ve gezegenlerimizi biraz daha yakından inceleyelim. Kitabe. Bu kitabede 689 yılında yapıldığı yazmakta. Bu bir bilgi, fakat biraz önce bir farklı bilgi daha edindik. Buradaki bir tarih kitabında inceledim. Batı kapısının girişinde Emir Şerefettin yazıyor. Bu Şerefettin ismine 1. Alaaddin Keykubat zamanında 1220'li yıllarda rastlıyoruz. Ondan sonra herhangi bir şekilde bu isim geçmiyor. Büyük ihtimalle caminin ilk haliyle yapılıp da hayrat olarak bağışlandığı dönemde yazıldığı düşünülmekte. Bu dönemde 1220'li yıllara geliyor. Daha sonra Ahi Hüsamettin ve Ahi Hasanettin kardeşler tarafından da bugünkü halinin verildiği düşünülmekte. Şu an önünde bulunduğumuz kitabede de zaten burada Hasanettin ve Hüsamettin kardeşler tarafından caminin Hicri 689 yılında yaptırıldığı kayıtlara geçmiş ve o günkü haliyle muhafaza edilmiş. Her iki yanında dedik astronomi bilimine vurgu yapılmış. 12 gezegen görünüyor, güneş görünüyor tam ortalarında. Keza yıldızlar yine işlenmiş vaziyette. Diğer camimizdeki, Alaaddin Camisi'ndeki minbere göre biraz daha sağlam ve parçaları daha net görünüyor burada. Şimdi hep birlikte isterseniz asıl camimizin meşhur olan Çinili mihrabını görelim. Oradaki detayları hep birlikte inceleyelim. Camimizin birçok isimle anılmasının sebeplerinden başlıcasının da önündeyiz. Aslında en meşhur olanının önündeyiz şu anda. Hasan Camisi'nin yapımından sonra adından sıklıkça bahsedilen mihrabın önünde bulunuyoruz. Şu an gördüğünüz renklerin tamamını Selçuklular, Horasan, Ütüken dahil olmak üzere Orta Asya'dan günümüze kadar getirdikleri renklerden teşkil edilmiş. Mihrabımızın çok fazla özelliği var. Oymaları farklı bir özellik, çinileri ve renkleri farklı bir özellik, yukarıda bulunan madalyonu farklı bir özellik, madalyonun üzerindeki kemer farklı bir özellik. Geliyorsunuz iç mihrabın şu anki gördüğünüz süslemeleri üç boyutlu şekliyle her açıdan baktığınızda farklı bir şey görmeniz açısından farklı bir özellik. Gerçekten de döneminin en büyük eserlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Gelen herkes inansın inanmasın, namaz kılsın kılmasın hiç önemli değil. Fotoğraf makinesini alan gelip bu mihrabın mutlaka bir fotoğrafını çekiyor. Bu kadar da ünlü, bu kadar da meşhur bir mihrap. Mihrabımızın özelliklerine değinecek olursak, kenar süslemelerinin tamamında oymacılık kullanılmış. Tamamen kabartma sanatıyla birlikte yapılmış. Yukarıdaki mührümüz gene kabartma. Ve en yukarıda biraz sonra daha size yakından göstereceğim şekliyle bir yılan kabartmasına benzeyen, insanın nefsini terbiye etmesine yönelik hazırlanan bir tema var. Bu temaya göre o insanlar oradaki yılan veya ejderha figürünü gördüklerinde kendilerinin daha aciz bir insan olduğunu, onun gücünden, onun heybetinden yola çıkarak kendilerinin daha aciz olduğunu, nefsini daha
çabuk terbiye etmelerinin gerektiğini, onları işte cehennemde veya öbür dünyada bekleyen azaplardan bir tanesi ne olduğunu düşünerek böyle bir işleme yapıldığı söyleniyor. Tabi bilemiyoruz o dönemdeki ustanın bunu neden yaptığını ama şu an devam eden söylenti bu yönünde. İnsanların hepsini terbiye edebilmeleri açısından böyle bir süslemenin yapıldığından bahsedilmiş. Özellikle gölge oyunlarını biraz sonra, gerçi ışıkların tamamı yanıyor ama eğer gösterebildiğim kadar size göstereyim. Ortaya çıkan bir yılan veya bazılarına göre ejderha figürü caminin ejderha mihraplı ya da yılan mihraplı cami adıyla anılmasına vesile olmuşlar. Dış çekimlerimizi yaparken diğer dönemin mimarlarına hürmeten, onlara olan saygıdan dolayı Roma ve Bizans dönemi taşlarını da yine mimaride kullanmışlar demiştik. Cami içerisine girdiğimizde bununla ilgili örneklere rastlıyoruz. Gerçekten çok etkileyici. Kündekar yöntemiyle yapılan geçme tavan ustalığının aralarına, sütunlarımızın, ahşap sütunlarımızla ahşap tavanın birleşme noktalarına, direnç yerlerine eski Roma ve Bizans döneminden kalma sütun başları kullanılarak tamamlanmış. Her biri farklı bir eser, her biri farklı bir tasarım, her biri farklı bir işleme, hiçbiri birbirinin aynısı değil. Gerek boyutları gerek şekilleri olarak bir önceki dönemin mimarlarına olan saygı en fazla bu kadar anlatılabilirdi. İnsanların bir arada yaşama anlayışına, hoşgörüsüne ancak bu kadar atıfta bulunulabilirdi. Gerçekten atalarımız bu işi hakkıyla yapmışlar. Bunların hiçbirini bir kenara atmamışlar, hiçbirini ötelememişler, hiçbirini başkalaştırmamışlar. Gelip bizzat caminin içerisine bu güzel eserleri kullanmışlar. Ahşap sütunlarla ahşap tavan arasında da gerçekten o dönemin eserlerini görmek caminin atmosferine ve görüntüsüne de farklı bir hava katmış. Her biri yine kontrol altında, her biri kayıt altında. Sosyal medya hesaplarımızdan tek tek hepsinin fotoğraflarını aldık. Onları da size buluştururuz, gösteririz size oradan. Gerçekten caminin atmosferine inanılmaz katkısı olmuş bu eserlerin. Üç kapımız var demiştik, kuzey, batı ve doğu olmak üzere. Duvar kalınlıklarımız gene kesme ve yığma taş duvarların tamamında olduğu gibi 1 metre ve üzerinde bir kalınlıktan söz ediyoruz. Yapıya baktığımız zaman bulunduğumuz ilk katta, zaten tek katlı ama hemen yanı başınızda 6 tane büyük pencere tasarlanmış. 6 pencerenin yanı sıra yine üst katlarda da toplamda sağ tarafta 4 tane, sol tarafta 3 tane olmak üzere 7 tane büyük pencere var. Yine onların üzerinde de
dörder tane küçük pencereyle içerinin aydınlatılması sağlanmış. Arkamda gördüğünüz üst kat kadınlar mahfili olarak kullanılmakta. Daha önce buraya hünkâr mahfili denilmiş. Dış kapıdan daha yüksek olan kapıdan direkt oraya giriş olduğunu tespit ettik. İlk giriş orası olduğu için, hünkâr mahfili denilen yer orası olduğu için dış kapı daha yüksekte duruyor. Bahsetmiştim, zemin yokuş aşağı duruyor. Cami buna göre düz bir mimariyle tasarlanmış. O yüzden üst kat normalde kadınlar mahfili olarak kullanılmıyormuş, hünkâr mahfili olarak kullanılmış. Şimdi kadınlar bölümü olarak aktif olarak namaz kılınabiliyor. Caminin genel özellikleriyle bizim anlatabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bunu görmeniz lazım. Yani dilimiz dönmüyor. Zaten bizim şu anda ulaşabildiğimiz evraklar ve belgeler de bir yere kadar bize bu bilgileri veriyor. Ama dediğim gibi yani Ankara'da gezip görebileceğiniz 5 cami varsa ilk 2 sırada mutlaka birisi Sultan Alaaddin, bir tanesi de Arslanhane Camisi olduğunu açıkça söyleyebilirim. Bunu ibadet veya İslami bir unsur olarak değil, tarihi bir değer olarak da gelip görebilirsiniz, fotoğraflayabilirsiniz. Ankara mikrofonunun size sunmuş olduğu Ankara Gezi Rehberi'nin bu bölümünde şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Sizleri en yakın zamanda bu güzel ziyaret noktalarına bekliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Thank you.
Şu an minaremizin önünde bulunuyoruz. Minaremiz klasik Selçuklu minareleri mimarisinde tasarlanmış. Alt tarafı kesme ve yığma taşlarla örülmüş. Bu örüntüler arasında da görebiliyorsunuz. Zaten biraz önce de çekimlerini yaptık. Yine Roma ve Bizans döneminden kalan eserlerin kalıntıları da kullanılmış. Bunlar da minarenin temelinde bulunuyor. Minarenin temelinin hemen üstünde, bu kesme taşlarının hemen üstünde sekizgen Selçuklu mimarisini görebiliyorsunuz. Selçuklular her zaman sekiz köşeli yıldızı kullanmışlardı. Yine aynı sekiz köşeli yıldıza ithafen sekiz kenarlı bir mihenk var. Bu mihengin üstünde de silindirik bir şekilde tuğla örüntülü minaremizin yükseldiğini görüyoruz. Minaremiz tuğla yapısının ötesinde çinilerle bezenmiş. Turkuaz renkli çok güzel çiniler kullanılmış. Bu da caminin atmosferini çok fazla değiştiriyor. Dışarıdan bakıldığında da çok daha güzel bir görüntü veriyor. Zaman içerisinde yapılan yenilemelerde, tadilatlarda bu çinilerin tamamı korunmuş. Tuğlalar da aslına uygun olarak yenilenmiş. Dış kaplamaları yapılmış. Şu anki haliyle de gördüğünüz gibi 800 küsur yıldır yine aynı minare orijinal haliyle ayakta duruyor. Bu yapıyı genel itibariyle bize kazandıran Ahi Hüsamettin, Ahi Hasanettin Beyler hemen caminin yanı başında bulunan bir türbede babaları ve kız kardeşleriyle birlikte defnedilmiş vaziyette yatıyorlar. Türbeleri hemen yanı başımızda. Burada Ahi Şerafettin'in adının geçmesini de videomuzun başında söylemiştik. Yapının tadilatından sonra oğlu olur zaten Ahi Hüsamettin'in. Oğlu Şerafettin döneminde de tamir edildiği için onun adıyla da anılır hale gelmiş. Yapı hakkında anlatacaklarımız içeriden ve dışarıdan şimdilik bu kadar. Tavsiyemizdir, gelin bu güzel yapıyı görün, bu tarihi dokuyu teneffüs edin, içerideki işçiliklere bir kez daha hayran olun. Özellikle mihrap konusunda kesinlikle bir örneğini daha göremeyeceğiniz, bulamayacağınız bir eser diyorum. Şimdilik bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin.